hatırlıyor musun? geçtiği anlara gidiyoruz. Gayet tabii. Gidelim. Hani. Poyraz ile Aleyna arasındaki konuşmalara gidiyoruz şimdi. Başından beri samimiyetsiz hissettiğini söylüyorsun ya. Bunun e sen etkisinin Sancakay olduğunu düşünmüyor musun gerçekten? Hayır, Hayır. abi, Sancakay... İyi, ben düşünüyorum çünkü... Sancakay, sancakay, ben bunu söylemek istiyorum sancakayla burada. Sancakay'la ne alakası var şu an? Sancakay i̇lk... 10 gün, 2 hafta burada kalmış ha, bir yarışmacı. Işte burada 3 ay geçmiş... Poyrazcığım, ilk aydan beri davranışlarının, senin bana ilk yaklaşımın o yüzdendi zaten. Biz senin elemelerde böyle değildik. Tamam, Bu olayla zaman ya. adım attık. Sancakay seni sürekli köşelere çekti. Sancakay beni, ben açıklamak istiyorum burada. Ben, Sancakay'ın... E, Poyraz'dan hoşlandığını düşünüyordum ve Poyraz e, beni bir potansiyel yok, gördüğü bakardım. için sürekli uzaklaştırmaya çalışıp kenara çekip e, seni doldurdu Poyraz. Yani gül. Benim böyle Ama şeylerle hiç alakam yok Hacım abi. Bu. Ben, ben buraya aşk adasına gelmedim. <laughs> Kendisiyle ilgili söylemiyor, Sancakay'la ilgili Yok söylemiyor ki... da kafalar hep oralarda büyük ihtimalle ki... ...onlardan bahsediyor. Acun Bey, buradayken yani Sancakay bana şu şekilde geldi. Ee, dedi ki, gel dedi sen de Emin'le e, yakın davran, Emin'le kapıl gibi davranın. Ben de Poyraz'dan zaten e, bir şeyler söylüyorum. Poyraz benim için çok büyük, işte özgüvenli. Tam aradığım erkek. <laughs> Yani bunların sohbetini yapmış bir insan. Gerçekten. E, ve bu yüzden e, gerçekten ve bu yüzden e, bu yüzden işte abi yani tam olarak öyle, bir, benim öyle bahsetti, bir şey yaşadık ki bahsettiğim dosyayı da yazdım. Ben bir baktım burası gerçekten Sancakaya gerçekten gülerek geçtim bu mevzuyu. Evet hazır da konuğumuzken. Sancakay şu ee... an katıldı gülüyor. Ben... <laughs> Özür dilerim. Ne hissettin <laughs> mesela? Ekranda bu muhabbeti ilk göründe ne hissettin? Ya yani çok güldük gerçekten. Şaşırdın mı yani? Şaşırdım mı? Artık Alena'nın yaptığı hiçbir şey şaşırmıyorum. Ben bir bölüm izliyorum. Hani izlemiyorum. Bir bölüm iftiracı olmuşum. Bir bölüm yalancı olmuşum. Bir bölüm büyücü olmuşum. Bir bölüm büyü, aşık büyü, oldum. Büyü nasıl yaptınız adı ya? Valla Sancakay etkili, etkisi altına aldı falan filan. Böyle saçma sapan <laughs> Cahilce konuşmalar tabii ki isimleri tenzih ederek söylüyorum. Ama bu bölümde aşık oldum. Artık hani dedim geleyim konuşalım. Çünkü gerçekten Alena'nın kafasında büyük ihtimalle bu bir e, onun tabiriyle teenage e, dizisi. Ve hani böyle ergenleri izlediğini biliyordu böyle. Hani ergen kesimimiz genç kesimimiz izlediği için onlara hitap etmek adına büyük ihtimalle böyle bir şeyi sunmaya çalıştı. Ama hiç tutacak bir şey değil çünkü büyük ihtimalle onlar eksende zaten yayınlanıyor. TV8'deki Survivor'ın platformu bu değil. Ama denemiş, güzel denemiş. Ama işte inandırıcı geliyor mu bilmiyorum insanlara. Çünkü Bahsi en... geçen konuşma hiç oluşmadı mı? Şöyle bir konuşma Sen olmuştu. Sen Emin'le kapılı ol. Asla. Şöyle bir konuşma olmuştu. Çok da net hatırlıyorum. E, hatta bu şeye de değinmek isterim iki saniyelik. Ayşe'yi dışladıkları için ben Ayşe'nin hep yanında oldum diye böyle Ayşe'ye yapıyor. Otelden de çok yakın arkadaşlarmış diyorlar. Ayşe'nin yanında oda arkadaşıydı. Yanında yatmayıp gidip başka İlayda'nın yanında yatıp ya da atıyorum işte kızlarla başka oda takılıp Ayşe yalnız kaldığı için yemeğe bile gelmiyordu. Ben gidip dedim ki Ayşe niye gelmiyorsun? Niye tek başına oturuyorsun? Çünkü dedi ki ben yalnız yatıyorum odada bile. Kimse benim yanıma gelmiyor. Daha Survivor'a girmedi. Aynen öyle. Ben onu koruyorum da kolluyorum. Aleyna'nın ben Aleyna ile yakındım izleyenler bilir ben programdan çıktıktan sonra Aleyna'yı takipten çıktım ve şoka girdim çünkü Ada da bana böyle diyordu ben ona şunu sormuştum ya benim arkamdan konuşuyor musun bana bunu söylüyorlar doğru mu dedim böyle yaptı asla böyle bir şey yok ben böyle bir şey düşünsem yanında yatmam saçmalama böyle diyor geliyor sürekli sar sarılıyor bir açıklamam oluyor mesela. Ayşe'ye söylemişim gibi bir görülüyor. Halbuki biz Ayşe'yle o kadar samimi yakındık ki oturur sabahtan akşama yemek konuşurduk. İkimiz de çok düşkündük yemeğe ya da hani özel hayatımızdan konuşurduk. Bir gün yine barakada yatıyoruz Ayşe'yle ikimiz baş başa. Aleyna geldi arkadan. Ayşe bana dedi ki Poyrazlarınızda bir şey mi var? Ben de güldüm saçmalama öyle bir şey yok. Neden böyle bir şey sordum? Ne bileyim dedi. Bizim çocuklar sor dedi. Ama bu Hadi. konu mesela geçmiş yani. Evet konu evet. Bir geçmiş Ama yani, benle hiçbir alakası. Ben de dedim ki saçma öyle bir şey yok. En Hı -hı. yakın arkadaşım ki benim beş tane erkekle büyüdüm ben evde. Hı -hı. Yani NBA izledik, futbol izledik. Yani sohbetim budur zaten. hani o yüzden çok aynı frekansta olmamız şaşırtıcı bir şey değil de ki Aleyna çok üzülecek. Maalesef çok özür dileyerek söylüyorum. Sancakay poyrazı kenara çekip beni dolduruyor dediği yerlerde yemin ediyorum. Lakers falan konuşuluyordu. Aleyna'nın ağası geçmiyordu ki bunu bilse cidden üzülür. Çünkü o Poyraz'ın onu sevmemesini anladığım kadarıyla sindiremiyor ya da kabullenemiyor. Diyor ki ben de bir hata olamaz. Mutlaka başkası yaptı bunu. O mutlaka da büyük ihtimalle Sancak olarak geçiyor ki bir şekilde doldurdu ay ki evet, Poyraz'ı Poyraz beni sevmiyor gibi mi düşünüyor? Onu da diyor ki ben onu yazdım diye. Ya beni yazan Steven var, Ayşe var, Aleyna var, Dora var. Ama Poyraz sadece sana bunu yapıyor. E ben dolduracak olsam giderim en başta Dora'yı derim işte. Ayşe'yi derim. Ayşe güldü demiş derim. Bunların hepsini derim. Biz Ayşe'yle de yüzleştik adada. Ayşe'yi çektim dedim ki. Biz dedim biz Ayşe dedim. Senle biz birbirimize çok benziyoruz. Doğru mu dedim. Doğru dedi. Doğru söylüyorsun dedi. Biz yüzüne söyleriz insanın değil mi dedim. Aynen dedi. Bunu sen mi dedin Dora mı dedi dedi. Ben dedim dedi. Ama ben kimseye gidin yazın demedim dedi. Eyvallah dedim. Sarıldık. Barakaya gittim oturup pilav yaptım hatta. Yüzmeye gitmiştim çağırdılar dediler ki pilav yap bana. Bir gün sonra eğleneceğim dedim yapayım sıkıntı yok. Yani, Eğlenebilirim ya da. aynen yani. yani. hiçbir bilgim yok ben orada kader oyunu. Aleyna'dan çıktıktan sonra haberim oldu. Ben o güne kadar sanıyorum ki Aleyna beni koruyor kolluyor. Benim aram Aleyna ile iyi Poyraz ona soğuk davranıyor. E ben nasıl doldurmuş oluyorum o zaman Poyraz'ı? Çok saçma. Yani başkası dolduruyor desen başkası da doldurmuyor. Poyraz'ı kenara çekip konuşuyor dedi. Sahilde oturuyoruz zaten. Gelsen sen de oturursun. Senle de baş başa çok gittik. Kimi doldurduk. Ve benim Aleyna'dan uzaklaştığım son üç bölüm sanırım. Elenmeden önce zaten dokuz bölüm kaldım. Son üç bölüm uzaklaşmamın tek sebebi vardı. Ben dosta çok kıymet veririm. Reşat sakatlandı. Gerçekten inanılmaz etkilendim. Belki hemşerim olduğu için bilmiyorum. Belki çok çok iyi aranızda. Evet. Çok yani babam babam gibi böyle abim gibi görürdüm onu. O da aynı şekilde kardeşi gibi görürdü beni. Mahvoldum. Adaya gittim. Aleyna yanıma gelip böyle yaptı. Bravo çok iyi oynadın. Ben ayağa kalktım. Poyraz tut dedi ki boş ver. Boş ver dedi. Ondan sonra çok affedersiniz. Araya gireceğim çünkü yani şöyle sen devam et. Çünkü sana ver, verirsek. <laughs> böyle makine tüfek gibi gidiyorsun ama. <laughs> Özür dilerim. Şu var estağfurullah. Ee, sosyal medyada dün akşam bu konu konuşulduktan sonra bir sürü fotoğraf paylaşılmaya başladı. Bir sürü, evet, bir, sürü bir sürü, Hani şimdi mesela az önce derken bölmeyeyim dedim. İkincisine de bölmeyeyim. Evet. NBA konuşuyoruz dedim mesela. Aynen. Örnek vereceğim. Ee, sen NBA fanı mısın? Takip eder misin? Tabii Tutun ki. Bir takım var mı? Benim, e, ben kuzenlerimle birlikte büyüdüm. Bir de abim vardı. Biz evin içinde kalabalık erkek grubu. Bir tanesi basketbolcu de basketbolcu Denk getirilen fotoğraflar var çünkü. Gördün biraz. değil mi? Sen doğum gününü paylaştığın bir fotoğraf mesela. Mesela biz de hazırladık mesela. yani Senin burada mesela, mesela Burada hemen dün akşam sosyal medyaya düşen bir fotoğraf. Bu seneki doğum gününü kutladığı fotoğraf Sancakay'ın. Yani Ve hemen... üstümdeki de hediye. Hemen. James'in şeyi altıma da ayakkabısı hediye edildi. Poyraz'da hı. ayakkabısı var mı bilmiyorum ama. Sosyal medyada hemen böyle bir yakıştırma yapıldı diye söylüyorum. Hani sen de burada cevap hakkı doğmuşken buna da bir cevap ver diye söyledim. Evet. Yani doğum günü hediyem Lakers formam. Tek Lakers formam da değil. Hı hı. Büyük ihtimalle hı. Poyraz'ınki de, Poyraz de değil. Poyraz'ın böyle bir fotoğrafı olduğunu biliyor muydun? Yani Poyraz'ın profiline girip gezmişliğim yok. Herkes Aleyna mesela diyor ya biz önceden çok yakındık. Ben elemelerde hiçbirini de görmedim. Hatta dedim herhalde beni tek elemeye aldılar. Kimseli arkadaş da değildim. Gittim adaya herkes birbirini tanıyordu. Yok ya illa ki denk gelmişsindir ya. Ya da Şeker sanki karşı takımda diye hatırlıyorum ama evet. Ya bir sosyal medyadan sohbetimiz muhabbetimiz anladım, hiç olmamıştı anladım, yani anladım. ekleyelim de. Son günler olmuştu. Hani direkt şimdi bizim tabii ülkece de magazin e, yönümüz de kuvvetli olduğu için hani bu fotoğraf herkes paylaştığı için sormak Evet yani. yani çok çok yani ne kadar mutlu bana ki bir yazın var. sevdiğim evet. bir yazım. Ben mi yazmışım? Hayır Bu çok olay oldu evet bunu da konuşalım. Evet yanlışlıkla mı be beğendin? Yanlışlıkla mı beğendin değil ben elendim şeydeyim. Madrid aktarmalı geliyoruz. Aşağıda bir sürü yorumlar yapılıyor yorumların hepsini de beğenmeye çalışıyorum. Beğendiğim yorum tekrar atıyor. Ablacığım çok teşekkür ederim iyi ki varsın bilmem ne bir sürü. Hatta Reşat'la bir tane aşk iddiamızı da beğenmişim. Reşat'ın da kız arkadaşı çok samimi dostumdur. Hani... Kıza onu açıklamak zorunda kalıyorum çünkü Reşatla da aşk iddialarım çıktı, hmm. Senayla aşk iddialarım çıktı en zoru buydu. <gülüyor> Babam Rize'li <laughs> <laughs> en Senay'a bakış, Poyraz'la bakışlarımız yan yana. Bu ben tişört başka mi? bir fotoğraf var onu onu, onu Senayla ise onu. <laughs> Bunu ne diyorsun fotoğraf... her bütün yorumları yani, beğeniyordum. Hayır, çünkü tamam. zaten beğenmeye de evet. devam ediyorum yani. Bir bir fotoğrafımız daha ya sen var. Sen öyle yani. Sena'yı yani. beğendin. rica ediyorum. Şöyle bir fotoğraf var. <laughs> Mesela kırılmış şimdi... evet. bu şey. evet. çok önemli bir fotoğraf. Evet. Aslında şöyle yapacağız. Şimdi bu fotoğrafı e, bakın, bu fotoğrafta şu. Ne var. güzel, gülümsemişim işte. İlk başlarda evet. dün akşam da Acun abi diyor ki, normalde profil olarak baktığım zaman sanki siz ikiniz çok anlaşılmayacakmışsınız gibi geldi evet. olarak diyor. Burada da çok iyi anlaştıkları gözüküyor. Kimlerin sağ tarafta bulunan Poyraz'la Aleyna ciddi bir şekilde böyle oyun alanında e, belki farkındalar, belki değiller ama hani samimi bir fotoğraf var burada ve Sancakayın bir bakışı var. Dün akşam sosyal medyada da Çok bunu paylaştılar. Ama bunu, yani. konu ne zaman konuşacağız biliyor musun Sanca Kay? Ne zaman? Bir reklam arası vermemiz lazım. Evet. Reklamlardan Reklamı sonra lazım. bir yere gitmiyorsun. Gitmiyorum tamam. Bizim programımız tamam. devam ediyor zaten. Hem bunu hem başka konuları konuşacağız. Aynı zamanda akşam neler izleyeceğiz? İpuçlarla konuşacağız efendim ama önce kısa bir reklam arası. <laughs> Çok iyiymiş.